poliomiyeliti. Arkadan bakarsanız poliomiyeliti şu yaklaşık 25 ile 50 mikron arasında bizim kullandıklarımız kalınlıkta esnek poliomiyelit. Dolayısıyla üzerine arka kontak olarak altın. Kusura bakmayın. Kusura aşmanız için iki malzemeyi birbirine ihtiyacınız var. Bizim yaklaşımımız şuydu, üreteceğimiz hücreler çok ince olacak. Genel olarak gördüğünüz şu alt taş üzerine yapılıyor. Şu şekilde arkadan kontak şey. Projemiz bir 1003 TÜBİTAK 1003 öncelikli alanlar projesi olarak başladı. 2018'de Ekim 2018'de başladık. 2 yıllık bir projeydi. O süreçte silisyum üzerinden normalde galyum arsenik üzerinden kaldırılan esnek ince film galyum arsenik tabanı güneş hücrelerinin bir silisyum üzerinden kaldırılması üzerine bir proje vermiştik. Hücre fabrikasyonları sonucunda referans hücreler yani galyum arsenik üzerinden büyüttüğümüz hücrelerle silisyum üzerinden kaldırdığımız hücreler neredeyse birbiriyle karşılaştırabilir seviyede performans gösterdi. O da bizi bayağı bir heyecanlandırmıştı, beklentimizin de üzerinde. Şimdi bu patent konusu olan çalışmanın avantajı ne? Avantaj şu oluyor. Konvansiyon olarak galyum arsenik üzerinden büyüttüğünüzde galyum arsenik çok pahalı. Yani silisyumla karşılaştığınızda alt taş büyüklüğüne göre 10 ile yüzlerce kat arasında maliyet değişebiliyor hücrede. Bu hücre gruplarında da 3-5 grup hücre gruplarında teknolojiye bağlı olarak %85-90 hücre üretiminin maliyeti sadece alt taştan geliyor. Diğer fabrikasyon süreçleri, büyütme süreçleri çok az bir yer tutuyor bizim yani 3-5 grubu hücre teknolojisinde. Esnek ince film yapısında ise konvansiyonel aslında esnek ince film hücreyi biz geliştirmedik ama biz pahalı galyum arsenik yerine çok ucuz alt taş teknolojisi gelişmiş silisyum alt taş üzerinden üretilebileceğinin nasıl üretileceğinin yolunu açtığımıza inanıyorum. Dolayısıyla bu kısır döngüye çözüm arayabilir miyiz diye düşündük. Silisyum üzerinden proje verdik. TÜBİTAK 1003 çağrısına kabul edildi. 2 yılda geldiğimiz süreç bence hiç küçümsemeyecek bir süreç. Yani sonuçta biz kendi altyapımızın verdiği olanaklarda silisyum üzerinden kaldırdığımız galyum arsenik hücreyle galyum arsenik referans olarak kullandığımız galyum arsenik üzerinden kaldığımız hücrelerin başat olduğunu gördük neredeyse. O da zaten ilerleyen süreçlerde yani sadece hem bizim yapacağımız geliştirmeler hem de bu işin yayınlamaya başlamasıyla dünyanın çeşitli bu konularda çalışan gruplarda ilgisini çekeceğini düşünüyoruz. Tabii ki, tabii ki tamam ama silisyum alt taş hariç tamamı bu laboratuvarda bizimle ve öğrencilerimizle beraber büyüttüğümüz prosesleri, yani işlemlerini, fabrikasyon süreçlerini geliştirdiğimiz bir ürün oldu. Pahalı, ne kadar pahalı? Alt taş tabanlarına göre maliyeti daha ucuz aslında. Çünkü alt taş tekrar tekrar kullandığınız için maliyeti ucuz. Aslında şu an kullananlar bence şeyine de bakmıyorlar. Maliyetine bakmıyorlar, bunun fonksiyonelliğine bakıyorlar. Yani alt taş tabanıyla şu an fiyat farkı belki çok yoksa bile diyorum yani. Normalde daha aza indiriyorsunuz alt taşı tekrar tekrar kullanaraktan ama fonksiyonellik çok fazla. Yani siz bir uydu için sallıyorum 10 kilogramlık panel gönderiyorken şimdi 500 gramlık panel gönderebiliyorsunuz. Artı esnek rulo gibi açılıp kapanabiliyor. NASA'nın bir ROSA projesi var, onu görmenizi isterim. Silindir gibi açılıyor koskoca panel. Taşıması kolay çünkü ona göre dizaynlar yapıyoruz. Artı sıcaklık ve radyasyon toleransı
ince olmasından dolayı alt taş tabanlı muadillerine göre çok çok daha fazla. Milli olması çok önemli. Biliyorsunuz milli uzay programı açıklandı. Bu anlamda buraya destek verecek koşulların yaratılması çok çok önemli. Burada yetişmiş insan kaynağı oluşturulmuş oldu. Bunun bilgi birikimi oluşturulmuş oldu. Dolayısıyla düşük bütçeli bir projeyle bu noktaya gelinebiliyorsa, yüksek bütçeli projelerle nereye gelinebileceği anlamında bir bilgi ortaya çıkmış oldu. O anlamda ülkemiz için çok büyük bir kazanç olduğunu düşünüyorum. Projenin devamında da yine bu noktayı geliştirip çoklu eklemlere doğru gitmek ve verimini daha da artırmak istiyoruz bu teknolojinin. Dolayısıyla da hani bunları birleştirdiğiniz zaman bu teknolojinin çok önemli bir geleceği olduğunu düşünüyoruz. Ülkemiz için büyük bir kazanım olduğunu düşünüyoruz. Milli olması çok çok önemli. Dolayısıyla da o anlamda hani Eskişehir Teknik Üniversitesi'ne de çok büyük bir kazanım olduğunu düşünüyoruz.